TürkSat Dijital Hayatı sunar. Merhaba, Kenan Bölükbaş ve Ali Fuat Gülmez'in yapımcılığını, Sedat Karabel'in teknik yönetmenliğini, Bilal Eren'in danışmanlığını yaptığı teknoloji ve sosyal medya programı Dijital Hayat başlıyor. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 kanalında internet ve teknolojinin hayatımızı etkilediğini konuştuğumuz programımızda bu hafta dijital yerlilerin yani dijital teknolojinin içinde doğan nesillerin zeka gelişimini, onların bizden daha zeki olup olmadığını gibi konulara değineceğiz. Bunun için düşünce koçu üstadımız Münir Arıkan hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Sağ olun. Teşekkürler. Hocam konuya geçmeden önce her hafta biz sponsorumuz da olan TürkSat'ın yönettiği, inşa ettiği ve kullanıcılara Türkiye'ye sunduğu Türkiye.gov.tr e-devlet kapısının bir özelliğini oradaki teknik arkadaşa, uzman arkadaşa bağlanıp konuşuyoruz. Eğer hattaysa Tuğan Bey, hemen onunla konuşabiliriz. Tuğan Bey. Evet, buyurun Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız? Aslında bizim üzerinde durduğumuz, belki daha önce de bahsettiğimiz ama öneminden dolayı tekrar bahsedilmesinde fayda gördüğümüz barkodlu belge konusunu gündeme getirmek istiyorum. Tamam. Barkodlu belge bildiğiniz üzere işte e-devlet kapısı üzerinde resmi geçerliliği olan kamudan alınabilecek belgelerin farklı yerlere ibraz edilmesi için oluşturulmuş bir konsept. İşte bunda adli sicil belgesi alınabiliyor hali hazırda Adalet Bakanlığı'ndan. SGK'nın hizmet döküm belgesi alınabiliyor. YÖK'ten üniversite öğrencilerine hitap eden öğrenci belgesi alınabiliyor. Yakın zamanda mezun durumuyla ilgili belge de alınabilecek. Süper. Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik durum belgesi, askeri alma sevk belgesi gibi belgeler alınabiliyor. İşte kısa zaman içerisinde seçim sonrasına muhtemelen işte bu kadro nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi gibi. Bu belgelerin hepsi E-Devlet kapısından imza gerektirmeyecek şekilde alınıp kısaca üzerindeki barkodla kare kodla doğrulanabilecek şekilde tamam. ilgili bir kuruma veya işte özel sektörden veriye ibraz ediliyor, verilebiliyor. En önemli özelliği de doğrulanabilir olması. Bu sayede vatandaş oturduğu yerden hafta sonu, akşam ne zaman isterse belgesini alıp istediği yere bir ihaleye girmiş olabiliyor. Bir konuşmamızda şöyle demiştiniz. Hiçbir devlet kurumuna gitmeden vatandaş bütün işlerini internet üzerinden halledecek. O hedefe doğru yürüyorsunuz. Anladım. Aynen öyle. Diyelim örneğin iş başvurusu yapmak istiyor bir kişi. Bütün bu gerekli belgeleri bir gece öncesinde alıp ibraz edebilecek. Hatta mail atabilecek. Yani o kadar, o seviyede. Gerekli kağıda bile dökmeden başvurularını gerçekleştirip hızlıca gerekli çalışmalarını yapabilecek. Abi çok güzel özellikler. Haftaya yeni bir serviste, hizmetle karşımızda olacaksınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi sohbetler, kolay gelsin. Eyvallah, kolay gelsin. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen şu konuya girelim. Dijital nesil diyoruz da hani bu Z kuşağı diyor bazı sosyologlar. Evet. Dijital yerli diyor bazı teknoloji. Dijital yerli, Z kuşağı. Kimdir bunlar? Hangi kuşaktır? Netkiller. Netkiller. Ha, evet, evet. Son jenerasyon. Aslında bunlar bizim çocuklarımız. Şu anda kolejlerde okuyan. Yaklaşık olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde 17 milyon öğrencinin %60'ını 70'ini Avrupa'nın 7-8 ülkesinden daha fazla nüfusu barındıran müthiş bir potansiyel. Aslında şöyle çok kısaca bir tekrar yapmak gerekirse bir toparlamak adına dinleyenlerimizin zihinlerini. Son yüzyıl yaşadığımız yüzyılın 5 kuşağı var. Dedelerimizin, ninelerimizin kuşağına sessiz kuşak diyoruz. Yani bunlar yaklaşık 27-45 arası Türkiye Cumhuriyeti ile doğan, büyüyen, gelişen bir nesil. Babalarımızı yetiştiren kuşak. Evet. 46-64 arası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni dünya düzeni. İşte ağır sanayi devrimi, bu ağır sanayi ile beraber şehirleşme hayatı, endüstrileşme onların olduğu bir dönem. Baby boomer diyoruz bunlara. Hani inanılmaz bir şekilde çok yüksek düzeyde bir doğum oranının olduğu Amerika'da, nüfus İngiltere'de patlaması nüfus patlamasının olduğu. X nesli 65 ve 79 arası. Yani bunlar da aslında bir anlamda
babalarımızın yaşadığı bir dönem. Kuşak. Onların yaşadığı kuşak. Y nesli 80-99 arası. Aslında Y nesline dijital kuşak ya da dijital yerli diyebiliyoruz. Z nesliyle birçok ortak özellikleri var. Hı. En azından ben diyorum bunlar sosyal hayatta olmasalar da sosyal medyada e-mail'i kullanabildiler. Bilgisayarla tanıştılar. Atansör hani, olabildiler. Adapte olabildiler. Öbürleri gibi değil. Bugün konuşacağımız Z nesli de hani dijital kuşak. 2000 plus deniyor bunlara. Ya da netkiller. Her şeyi net olan, interneti online oksijen olarak gören, herhangi bir kapsam alanda değilse, wireless bir bağlantısı yoksa, hani vardı ya Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisi, en altına Wi-Fi yazmışlar ya da işte internet yazmışlar. Onun olmadığı zaman kendini yaşamıyor gibi hisseden böyle bir kuşak. İçinde doğan değil mi hocam? Tabii bunun içinde doğan aslında şöyle bir şey. Mesela babalarımızın döneminde ya da anneannelerimizin, dedelerimizin döneminde hamilelik nasıl belli olurdu? İşte karın biraz değişirdi falan hamile olduğunu anlardı insanlar. Babalarımızın döneminde ultrason çıktı. Hani bizim nasıl olacağımızı, kız mı erkek mi falan büyük bir şeydi böyle. Ama bu kuşakta şimdi 3D avatarları falan yapılıyor. Anne karnındaki bebeğin 3 boyutlu printer'dan avatarları çıkıyor. Tamam. En son hani bu son veliaht bebeğin İngiltere'deki öyle bir şeyini yapmıştı Çinli bir şirket. Dolayısıyla bu jenerasyon dünya tarihinin en yüksek hızlı değişimini yaşayan bir jenerasyon. Beraberinde de bugün herhalde büyük ihtimalle onları konuşacağız. Problem de beraberinde geliyor. Hani 240 kilometre hızla gidiyorsak Ferrari'de hız arttıkça dikkat düşüyor. Süper. Yani dolayısıyla çok güzel bir giriş yaptınız. Hepsini tanımlamış oldunuz. Evet. Çünkü merak yani bu 5 kuşak bu yüzyılın bölümlere ayrılmış. İhtiyaçları farklı olan, algısı farklı olan. Hani hep konuşulur ya kuşak çatışması. Çünkü benim algım farklıysa hani dedem ajansı dinlemek istiyor. Küçük yeğenim internetten bir şey izlemek istiyor Twitter gibi. Takip etmek istiyor mesela. Ben tweet atmak istiyorum. Benimki de farklı. Küçük yeğenim ondan sonra çizgi film izlemek istiyor. Hmm. Birisi internette oyun oynamak istiyor. Nasıl olacak? İşte kuşak çatışması. İhtiyaçları farklı. Beklentileri farklı. Evet, şimdi onlara girelim evet. Hocam biraz isterseniz. Evet, zeka evet, kısmından. Evet. Peki bu nesil daha mı zeki bizden? Yani bu teknoloji onları daha mı zeka yapıyor? Bunu konuşacağız. Böyle bir giriş yapabiliriz hani çok ya güzel tanımdan sonra. Aslında şöyle, derinlemesine bizden daha zeki değiller. Yani dedelerin idrak dediğimiz şeyden bahsediyorsak, algılama, firaset, basiret ya da Osmanlı'nın ağzıyla agah-ı mütenebbi olmaktan bahsediyorsak, bütünsel farkındalık, gerçek değil bu, hakikat, madalyonun öbür tarafı, kesinlikle farkında değiller. Yani dedelerimizin firasetini, basiretini, görüşünü, algısını asla yakalayamazlar. Ama yüzeysel bir zekadan bahsediyorsak, hani senin jeton köşeli mi diye arkadaşlarımız takılır ya bize. Evet. Jetonları köşeli değil. Işık hızında çalışıyor ama devamını getiremiyorlar. O kadar hızlı devam ediyor ki. Geçen bir Feyzullah Kıyıklık abim anlatıyordu. Bir açılışta beraberdik. Güney Kore'de hızlı trende rehberi gezdiriyormuş Feyzullah abi. Feyzullah abi demişler, şimdi işte en büyük ovamızdan geçiyoruz. Pencereden kalkmış, hani demiş geçtik abi demişler. Yani bu neslin ovası bu kadar. Çok güzel oldu. 400 kilometre, 300 kilometre hızla giderken hangisi geçtik artık. Dolayısıyla bu bir de doyumsuzluğu getiriyor. Hani kendi çocuklarımdan biliyorum. Ya da işte karış karış Türkiye'yi dolaşıyorum, dünyayı dolaşıyorum. Bu genç nesil, Z kuşağı, netkiller, 2000 plus, dijital yerli adına ne diyorsak diyelim. Hazımsızlar, doyumsuzlar, tatminsizler. Hani zeka ne işe yarar ki? Mesela Einstein çok zeki bir insandı değil mi? Evet. Mr. Sedis, dünya tarihinde Einstein'ın 80 ya da 90 artı puanı olan zekasına sahip, dünya tarihinin ölçebildiği en yüksek zekası, Amerika'da 46 yaşında bir kütüphanede evrak getir götür işi yaparken öldü. Yani o zekayı kullanmak bence zekilik. Hmm. Ama mesela şimdi şöyle düşünelim, Suriye'de olaylar oluyor, Irak'ta olaylar oluyor, Mısır'da olaylar oluyor, işte Nepal'de deprem oldu. Evet. Nepal mesela en son örnek. Hadi onlar siyasi algılanabilir. Gerçi insani hiçbir siyasi boyutu yok ama Nepal'de deprem oldu. Şimdi bunun Twitter'da deprem görüntülerinin paylaşma hızıyla Nepal'deki o zavallı insanlara yardım etme hızı
tezat. Evet, doğru. Sadece paylaşıyoruz. Onun için diyorum çok zeki değiller. Yüzeysel olarak bunun haberini veriyorlar. Bunun örgütlemesini yapıyorlar. İnsanları bu konuda teşvik ediyorlar. Ama kızım hadi kalk internetten, oğlum hadi kalk bilgisayarın başından deyince isteksizler, gönülsüzler. Dolayısıyla bil fiil uygulama kısmında, yapma, etme, ifa etme kısmında hani zeka nasıl bir şeydir? Birkaç çeşidi var. İsterseniz ona değinelim mi? Şöyle hocam, şöyle olabilir mi o zaman? Bilgiye ulaşım konusunda süperler. Süperler. Yani değil mi? Bilgiye ulaşım. Ama o, ulaştıktan sonra o hakikati, o bilgiyi aksiyona çevirecek. Şimdi ne olacak? So what? Aksiyona geçecek tarafta mı problem var diyorsunuz? Kesinlikle. Yani. O da derini bir zekaya sahip olmadıklarını gösteriyor. Bir de hızlı tüketen bir nesil, bu nesil. Doyumsuz olmasından kaynaklanan bir de şeyleri var. Hani ayran gönüllülük dediğimiz, maymun iştahlılık dediğimiz. Şimdi tabii buradan şu da çıkıyor. Yani şimdi bizi dinleyen bu neslin çok, bu nesilden çok arkadaşımız olabilir. Hani onlara aslında bu bilgiye ulaştıktan sonra ne yapılacağını belki kesinlikle söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bu yeni bir durum olabilir hocam. Şimdi televizyon geldikten sonra siz çok daha yakından biliyorsunuz. Estağfurullah. O nesil televizyonla beraber başka bir şeyler, artıları oluştu. Tabii ki eksileri oluştu ama. Aslında yeni televizyona da bakmıyorlar Bilal Bey şu anda. Yok, şu anki nesil, hani bu nesil, hani internet nesli yani. X nesli diyelim. Evet, evet. Onlar televizyonun büyüdü. Kesinlikle. O zaman belki bir önceki nesilde X nesline diyordu ki bizim gibi ayran gönüllüsünüz, bilgiye ulaştınız ama hiçbir şey yapmadınız. Tabii diyorlar. Tabii. Dünya tarihinde bu böyleydi zaten. Yani o hep bir sonraki hani, nesli tabii, bir şey yapma tabii. Var. Yani biz daha kıymetliyiz der gibi. Peki şu anki neslin de acaba bir başka güzel özelliği olamaz mı? Bu hani bir kesinlikle çok çok güzel özellikleri var. Yani bunu yatsıyamayız ama hani dünyaya katkı anlamına ben şimdi okullara dolaşıyorum. Sabah da bir okuldaydım. Zeka nedir? Hani Einstein'a baktığımızda IQ'da iyiydi. Ama arkadaşla çok iyi bir insan değildi. Eşiyle ilişkisi iyi değildi. Dolayısıyla IQ çok fazla bir işe yaramıyor. Duygusal zeka mı? Kötü değil. Daha sonra hani duygusal zeka çıkarlar. Emotional intelligence. Ama duygusal zekası yüksek insanlara baktık. Bunlar kutuplardaki sıkışan balinalarla ilgili çok böyle duygusal bir davranış sergilediler. Ama bunların kendi ülkelerindeki problemlere baktığımızda, ailelerindeki problemleri, kendi nefislerindeki, şahıslarındaki problemleri, bireysel probleme baktığında bunları çözmekte yine problem olduğunu gördük. Sonra dediler ki ruhsal zeka. Hani biraz işin ruhsal içine zeka. Dini böyle şeyler katılacak, ahlaki, etik değerler falan. Ama ben böyle tanıştığım, görüştüğüm insanlarda, dini olarak ruhaniyeti yüksek insanlarda bu sefer aileye karşı, topluma karşı dışarıda çok iyi ama evde ya da kendisiyle alakalı problemle yaşayan birçok insan gördüm. Ben yeni bir zeka kavramı üzerinde çalışıyorum şu anda. Family quotient, aile zekası. Aile zekası. Dolayısıyla İlber Ortaylı hocamın dediği hani aynı konakta 3 kuşak 150 yıl. Ancak o zaman şehirli oluyorsun. Şimdi bu kuşak şu hızlı sirkülasyon içerisinde, şu hızlı üretim içerisinde bilgiye o kadar rahat ulaşıyor ki, hızlı ulaşıyor ki. Yani Facebook var, Twitter var, ondan Google. Sonra Microsoft var, Google var, Google Plus var. Ellerinde telefon. Acaba diyorum hani zeki insan ne yapar? Orada tereddütlerim var. Ama şundan bahsediyorsak, bunlar teknolojiyi iyi kullanıyorlar mı? Kesinlikle. Yani mesela babam 70 yaşında falan kitap yazmaya başladı. Notebook aldı. Bilgisayar kullanmayı öğrendi. Arada beni arıyor. Oğlum diyor Word nasıl açılıyordu? Ama mesela 2 yaşında yeğenim annesi yazmış stüdyo duvarında yazdığınız şey gibi bir tane A4 kağıdına www işte hangi oyunsa onun sitesini .com diye yazmış. Çocuk 2 yaşında. Harfleri falan bilmesi mümkün değil. Telaffuz edemiyor. Bakıyor W, klavyeye bakıyor. Hangisi bu? Ona basıyor. Kaç tane var? 3 tane. Arada ne var? Nokta var. Dolayısıyla kendi oyununu açıyordu. X kuşağın son özelliğiydi bu. Şimdi ona da gerek kalmadı. Hani dokunmatik, yani Android'ler çıktıktan sonra çok enteresan. Bir tane eski model telefonlar, yani 5 yıl önce kullandığımız, reklama girmesine ismini söylemiyorum. Bir dokunmatik özelliği olan çıktı. Eskisi klasikti, yani ekrandan değil tuşlarla yönetiliyordu. Tamam. Yeğenim o zaman 3 yaşında, babasıyla da aynı şeyi kullanıyoruz. Telefonu kullanıyoruz model olarak ama onunki dokunmatik. Benimkini de öyle zannediyor. Eliyle parmağıyla şöyle bir ekrana bir değdirdi falan. Baktı şey yapmıyor, bir şey değişmiyor, attı telefonu. Yani bunların zekasında, pratikliğinde, hafızalarında hiçbir sorun yok. Süperler. Ama bu zeka hiçbir işe yaramaz diyorsunuz. Ülkeye bakalım. Hani bilimsel makale üretmeye yarıyor mu? Toplumsal sosyal sorumluluk projesi üretmeye yarıyor mu? 600 milyon TL'lik ekmek israfını önlüyor mu?
26 milyar dolarlık içki israfını, 14 milyar dolarlık sigara israfını, okullaşma oranını, yani ben geçen bir insan kaynakları zirvesine katıldım. Diyorlar ki %86'sı bu ülkede mezun olduğu okulun formasyona uygun bir iş yapmıyor. Yapanların da en azından 3'te 4'te 3'ü mutsuz. Keşke ben bu işi yapmasam, keşke başka bir kariyer yapsam. Zaten ben o ateşin tadını yanarak öğrenen bir kardeşinizim. Ben şu anda 19. işimi yapıyorum. Yani 84'te ODTÜ'ye girdiğimden bu yana başlayan kariyer hayatımda 15 yıldır düşünce koçluğu yapıyorum. Yönetim danışmanlığı yapıyorum, bakayım, eğitim yapıyorum. İyi bir girişimcisiniz. Ya hayır, böyle değil. Maazallah demek lazım. Yani hayat çok kısa. Bilal Bey, istikrar dediğimiz, sırat-ı müstakim üzere olmak dediğimiz, ne için yaratıldığımızı bulmak dediğimiz, kendini gerçekleştirmek dediğimiz şey bu neslin en büyük problemi. Ama ben bu konuda hani devlete, sisteme de bir şeyler söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar keşfedilmiş olsa Z jenerasyonu inanılmaz bir cevher. Yani mesela deseler ki bu 17 milyon genç içerisinde vardır bunlar. Hayrettin Karaca'nın peşine taksalar, Tema Vakfı olarak deseler ki sen 1 trilyon ağaç dikeceksin. İnan ölene kadar ağaç dikecek 1 milyon kişi çıkar. Hı-hı. Ya da Kapalı Çarşı'da. Güzel bir özellik. Efendim, güzel bir özellik. Tabii ki. Yani kaçmazlar oradan. Evet. Ölümüne giderler, bir sosyal son projesi yaparlar. Ya da deseler ki işte gidin Ensar Vakfı'nda din ve değerler eğitimi, değerler eğitimi dünyaya yayın. Hangi değerlerimiz varsa bunu kapı kapı dolaşın. Broşürleri falan dağıtırlar. Yaşamada problemleri var. İş yaptırma kısmında biz bunlarla alakalı bir problem yaşamıyoruz. Yeter ki sistem olsun. Çünkü bu garipler sabahın 8'inde, 7'sinde, 6'sında gel buraya deyince geliyorlar. Evet. Bu çok zor bir şey. Yani kelli felli adamlarız. İş yerinde patron çağırdığı zaman 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 gidemiyoruz. Kıvırmaya çalışıyoruz, kaytarmaya çalışıyoruz. Bunlar gel dediğin zaman geliyorlar. Bu nesil için güzel bir şey söylemiş oldunuz. Eyvallah, eyvallah. Otur dediğin zaman oturuyorlar. Ama şöyle, gittikçe tahmin ediyorum bu netkillerin 2020'si çok daha feci olacak. Kontrol edilemeyen bir kitle geliyor. Evet. Yani bunları çünkü doyumsuz büyüdükleri için gel şimdi okulda otur beni dinle diyorlar. İçeride problem var. Okulları ben dolaşıyorum. Hocaya bakıyor. Hocam diyor bu ders böyle anlatılmaz ki. Akşam internetten izledim. Bu matematik formülünü şöyle eğlendirerek, güldürerek falan. Abi inan fıkra anlatamıyorum seminerlerde. Yani seminer veriyorum. Ya duymuşlar hepsini. Okulda. Ya da? Hepsi. Ha. Bu dünya tarihinde ilk defa oluyor. Aslında en büyük dijital devrim bu. Hatta Osmanlı dönemini düşünelim. Yani kapısında 6 ay o kitabı yazdırmakla alakalı beklediğimiz bir dönem. Şimdi öyle değil. Şimdi senden 6 hafta evvel yaz tatilinde, 6 ay evvel, sen öğretmen olmazdan evvel senin öğreteceğin bilgiyi hafızasına atmış, cep telefonuna kaydetmiş, evet. Laptopunda, çantasında falan taşıyan bir nesil var. Aslında bu çok büyük bir meydan okuma. Ne yapmak lazım? Öğretmenlerden başlamak lazım. Hı-hı. Yani öğretmenleri, mesela şu anda bu ilk başta söylediğim bu yüzyılın ilk sessiz kuşağı 27-45 arası, aslında onlar Cumhuriyeti kuran, bizi yetiştiren, Türkiye Cumhuriyeti'ne yön veren, en büyük devrimi gerçekleştiren, yani çünkü kendilerini adamışlardı. Şimdi bu kuşakla alakalı eğer bu kuşağın X kuşağı ve bir önceki Y kuşağındaki öğretmenleri kendilerini bu kuşağa adamazlarsa 2020 çok korkunç olur. Hmm. Yani ben Future Agenda gibi futuristik şeyleri, megatrendsleri, John Nesbitt gibi takip ediyorsun. Takip ediyorum 2040, 2045, 2050 vizyonlarını. Hani dünyanın megatrendsleri gelecekte şu andakinden çok daha büyük olacak. Yani şimdi ne yapılıyor? 3D printerla organ print ediliyor. Bu beni korkutuyor. Yarın bir gün print silah edilmeyecek vücuda silah yapılıyor. Yani uçak motoru yapılıyor. Çinliler bina yapmaya başladılar. Evet. 24 saatte 10 tane toplu konut geçen hafta teslim edildi. 3D printerla. Türkiye'de de var birkaç tane biyo yazıcı. İşte kulak yapıyor, burun yapıyor. Aort damarı yapıldı geçen Kata'da ve Sabancı Üniversitesi'nde. Dolayısıyla bu aslında başarı değil. Hani 2020'den sonra gözümüzün yorulduğu ya da tarayıp scan edip ya da işte internete girip sosyal medyada paylaştığımız, save ettiğimiz, copy paste yaptığımız bir şey değil. Yuttuğumuz bir bilgi dönemi geliyor. Evet. Hap olarak yuttuğumuz ya da Matrix'teki gibi bir kablolu ya da wireless bir teknolojiyle sağ loba sol loba birbiri arasındaki interface sağlayarak gönderdiğimiz bir dönem geliyor. Yani o zaman hocam hem öğretmen hep yeni şeyler mi söyleyecek ki bu mümkün değil veya yönlendirici mi olacak hani? Yenileme hızı çok müthiş öğretmen olacak. Öğretmen rolü ne olacak? Hani tabii siz
Yani bence öğretmenler falan çok olmayacak. Yani okulsuz, bu big data şeyi gerektiriyor. Hani okulsuz eğitimin, hastanesiz sağlığın, karakolsuz güvenliğin olduğu bir dönemi getiriyor ama öğretmenler eğer Yunus gönüllü olmazlarsa, ne diyor Yunus? Her dem taze doğarız, bizden kim usanası? Hani peygamberimizin iki gün eşit geçen ziyandadır, evet, dediği hakikat, ya da Avrupa'nın lifelong learning dediği, ya da beşikten mezara eğitim dediği bir şey. Öğretmenlerimiz erkenlerini bu neslin ihtiyacına göre yenileyemezlerse bu yenilemeyi nereden anlayacağız? Hep siz soruyorsunuz, ben size bir soru sorayım. Bu yani öğretmenlerimizin yenilenmiş olduğunu nereden anlayabiliriz? Bir kere o kuşağa yakın bir kuşak olması lazım öğretmenlerin. Yani yaş olarak ya bu dijitalin içinde doğacak. Yani şimdi belli bir kuşak, onlara haksızlık veya şeyi yapmak istemiyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum ama ben biraz daha radikal düşünüyorum abi. O kuşaklar bence kuşağına bir şey veremez yani. Bence robot olacak. Japonya'da başladı. Hani robot sayı öğretmen 3 yıldan beri okullarda öğretmenlik yapıyor. Üniversitede, Osaka Üniversitesi'nde başında yine bir Türk profesörümüzün olduğu bir grup kendi klon humanoid robotunu yaparak, yani genetik klon yapay değil ama yapay zekalı robotlar. Tabii. Sizin yani gibi. Yapay zekanın da üstünde biraz. Augmented reality deniyor buna. Are biraz yapay zekanın da çok üstünde. Hani yükseltilmiş gerçeklik. Holografik görüntülerle profesörü sınıfa ışınlamak mümkün oluyor, görüntüsünü. Doğru. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Mesela bu ilk anlattığım Bilal Bey, sessiz kuşak vardı ya, dedemlerin kuşağı. Bunlar, bir örnek vereyim mesela, biraz da kültürümüzle alakalı olsun. Bunlar Kur'an-ı Kerim ezberlemek için medreseye gittiler. Kapanınca camiye gittiler. Ama ikisinde de dayak yediler. Ve bu onlara güzel geldi. Dediler ki başka türlü nasıl? Biz haylazdık, öğretmen de dövdü, helal olsun. Ama şimdiki kuşak öyle değil. Suratını astığın zaman bir daha okula gitmek istemiyor. Ayak yani, falan konuşulamaz. Aynen, duygusal şeyleri çok yüksek, algıları çok yüksek. Ondan sonra belki kişilikleri var değil mi? Hayatı kesinlikle ben merkezli yok diye bir şey kabul etmiyorlar. Doyumsuzlar, hazımsızlar. Ama hani bunların elinde teknolojiyi bir oyuncak olmaktan kurtarıp, geçen ben Başkan Obama'nın bir ulusal seslenişini izledim. Diyor ki teknoloji iyidir ama sadece kullanıcıysanız çok kötüdür. Yalvarıyor neredeyse. Diyor ki ne olur kod yazın diyor. Aynen o şey. Yani telefon alın, konuşun ama sadece konuşmayın. Bir tane de apps siz yapın. Bilgisayar alın ama bilgisayar oynamayın. Bir oyunda önemli değil. Uyduruk kaydırık olabilir ama bir tane de siz yapın. Ama biz şu anda bu neslin en büyük yine kötü özelliklerinden bir tanesi tüketim çılgınlığı. Aynen. Tüketiyorlar. Hani klasik bir şeydir. X kuşağıyla alakalı söylenirdi bu. Klavye tıkırtısı mı, fare tıkırtısı mı? Farelerle. Parmak gelişti sadece. Hani tık 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 tık. Öyle değil. Klavyeyle. Aslında bu nesil, ben şöyle bir beşli bir terkip, yavaş yavaş vakit bayağı ilerliyor. Tabii, vakit daha azaldı. Ben de çok heyecanlanıyorum. Hayır, çok güzel tespitler yaptınız. Estağfurullah. Biz dinleyenler ya şu programdan çıktı olarak şunu aldım. Hayatımda bunu uygulayabilirim. Böyle hani önlemler süper yapabilir miyiz birkaç tane? Şeyde Amerika'da böyle çok ehli namus profesörlerimiz, hocalarımız, iyi gurular, bu işin uzmanları klasiğe dönüyorlar. Mesela bilgisayarda dijital tutmuyorlar ajandalarını. Bir tane de ajanda alıyorlar. Yaprak yaprak, sayfa sayfa renkli kalemlerle yazıyorlar. Oralara bir notlar yapıştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Normal ev telefonuyla konuşuyorlar. Bazen ev ziyaretine gidiyorlar. Yani gerçek hayatta gıdada şeyler yapalım. Aynen. Hani gıdadaki organik nasılsa hayattaki organiklik de mutlaka olsun. Ve kuşaklar arası çatışmayı önlemek istiyorsak, bundan muzdaripsek, dedeyi, babayı, evladı ve torunu, bu dört kuşağı bir araya getiren etkinlikler yapalım. Süper. Aile faaliyetlerini mutlaka artıralım. Bir başkası sosyal sorumluluk projelerinde çocukları sizin yüreklendirelim. Aile zekası dediğiniz şey belki de, değil mi hocam? Kesinlikle. Yani aileyi bir arada tutalım. Abi zaman biz çocukluğumuzda bir tane sobanın etrafında bir araya göz göze gelerek büyümedik mi yani? Doğru. Şimdi odalara dağıldı çocuklar, çil yavrusu gibi, pek bir şey çıkmıyor. Bir şey, çok kısa bir şey söyleyeyim. Estağfurullah. Bir konuğumuz demişti ki ben televizyona karşıydım eskiden. Şimdi televizyonu aldım bilerek ki televizyon bir odada olsun ve odada birleştirsin. En azından birleştirsin. Tabii amaçlı kullanılırsa hani silah da işe yarar. Niye? Poligonlarda falan talim yapılıyor. Ya amaçlı kullanılırsa neşter de işe yarar. Televizyon da öyle. Mesela onunla ilgili bir yöntem çok uyguladığım ve başarılı bulduğum. Eğer durdurulabilen bir televizyon sisteminiz varsa, durdurulan yoksa bile arada siz durup bir şey yapabiliyorsanız, yani sağ lobunuzu kullanarak senaryoya katkı istiyorsanız, sen şimdi başrolde olsaydın burayı nasıl oynardın diye çocuğa soruyorsanız, ya da bu nasıl biterdi diye 8-10 tane farklı bitiş şey yazdırıyorsanız, onun size pek bir zararı olmaz. Faydası bile olur. Ama
Bu neslin en büyük problemleri seyircilerse bu bilimsel olarak beyni dumura uğratıyor. Beyne zarar veriyor. Algıyı köreltiyor. Odaklanma, dikkat eksikliği yaratıyor. Odaklanmada problem yaşatıyor. Bilinçli olsun istiyoruz. Biraz daha böyle gerçekten, gerçek hayattan hakiki hayata doğru, hakikate doğru yürüsünler istiyoruz. Bunu yaptıklarında çok daha başarılı olacaklar. Gerçek hayata dair işler yapasın dediniz. Sanal hayatta ölmesinler. Yani bilgisayar oyunu şöyle. Mesela internet yapasın. Ama zararlıdır, kapatalım. Hayır, internet çok faydalı bir şey. Bilgisayar oyunu zararlıdır, kesinlikle kapatalım. Hayır, çok faydalı bir şey. Amacı uygun kullanılsın ama. Hani çocuğun gözüyle alakalı, bu cerrah olacaksa eliyle alakalı, ondan sonra bir bilim adamı olacaksa beyniyle alakalı, yani hedefe matuf çok özel oyunlar geliştiren uygulayıcılar var. Bunları takip edip, ama çok önemli bir şey, işin omurgası, bugün buraya gelmemin sebebi, eğer keşfedemiyorsa anne babalar çocukları, bu şey hiçbir şey yaramaz. Eyvallah. Dolayısıyla ana konu çocuklarımızı keşfetmek. Çocukları keşfetmek, aile etkinlikleri yapmak ve gerçek hayattan koparmamak, interneti kapatmamak ayrıca. Hocam çok teşekkürler. Estağfurullah, ben harika, çok teşekkür konu, ederim. Harika konuşuyorsunuz. İnşallah yine bir araya geliriz. Dinleyenlerime de çok sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları. Türk Saat Dijital Hayatı sondu.